sizinle çalışmalar. Her bir durumda çalışma olduğunu düşünerek. Ne zaman değil, zamanın çözmesini istediğinizde başka bir önceliğin olduğu zaman. Yani o an başka bir şey yapmasınız önceliklendirmenizde çok daha acil ve önemli bir durum var. Siz onu çözmeniz gerekiyor. Bu durum ötelenebilir bir durumsa veya ertesi günü daha iyi çözülebilir bir durumsa o zaman kaçınmacı davranış idare olur. Nasıl gelin? Yani yabancı bir ülkede gördüğüm kadarıyla 3 ay buradasınız. 3 ay geldiğiniz günden yine bir yerde yabancı olmak ne ifade ediyor sizin için? Siz kendi ülkenizde de hiç o bakış açısına baktınız mı yabancıda? Aradaki farkı anlayabilir misiniz? Şu anda tam olarak nereye hissediyorsunuz? Yabancı şöyle olmak. Hissediyorum. 3 ay olmadı ama 1,5 yıl oldu. Bu 1,5 yıl tabii ki çok bize anlayan insanlar da karşımıza çıktı. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarımın sahip çıkanlar da oldu. Ama ne olursa olsun, yürüdüğüm yollara bakıyorum, bu yol benim değil. Ağaca bakıyorum, ağaç benim değil. Eve bakıyorum, bir şey alayım mı, al gelir, bilmiyorum. Gelecek miyim, kalacak mıyım, bilmiyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde hiçbir şeye sahip olamamanın duygusu. Yarın ne olacak, ülkemi bir daha görecek miyim, onu bilemememin duygusu. Böyle bir duygu içerisinde. Arzu varlık, istediğimi anlatacağım bir şey. Arzu varlık, arabası kullanıyor ve bir kitap evinin önünde park ediyor, dörtlüleri yapıyor ve arabayı açık bırakarak hızlı adımlarla kitap evinden içeriye giriş yapıyor. Ve karşıda, tam karşısında kasada yarı zamanlı çalışan, işe yeni başlamış biri duruyor. Ve ona diyor ki, böyle hafif hızlı hızlı adımlarla bir sert bir ifade, bir gözlerini döndürerek kitaplarımı alabilir miyim diyor. Çocuk da bir anda pardon diyor, istese rica edebilir miyim diyor. Arzu var mı diyor, yine böyle gözlerini döndürerek şey diyor, böyle ifade. Çocuk biraz